Dokuzuncu sorudayız. Bu soruda kullanıcının ismini alıp tersten yazma işlemi gerçekleştireceğiz. Kullanıcının ismi biliyorsunuz bir string değişken ve bu string değişken için bir değişken tanımlayalım şimdi. String isim diyelim. Kullanıcıdan string alacağımız için bir yine scanner nesnesi tanımlayalım. Bunu da tanımladıktan sonra arkadaşlar şimdi kullanıcıya bir uyarı verelim. Lütfen isminizi giriniz diyelim. İsminizi giriniz. Bu işlemi yaptıktan sonra artık isim değişkenini ne yapacağız? Okuyacağız. Burada hatırlarsanız ilk sorularda next ve next line diye iki komut vardı. Bir tanesi boşlukla beraber okuma işlemi yapıyordu. Bir tanesi boşluğa kadar okuma işlemi yapıyordu. Şu an için bir önemi yok. Next line diyerek boşluğu da alabiliriz. Boşluk da bir karakterdir biliyorsunuz. Şimdi gelelim döngü kurma işlemine. Döngü için bir i değişkeni lazım bana. I değişkenini tanımlayın. For i eşittir sıfırdan i küçüktür isim nokta length diyeceğim. İsim nokta length bize girilen string'in uzunluğunu verecektir. Mesela kişi Mehmet girdiyse 6 değerini verecek veya Hasan girdiyse 5 değerini girecek veya Filiz girdiyse yine 5 değerini verecek. Bir string içindeki karakterlerin sayısını bana ne yapacak? Geri döndürecek. Dolayısıyla ben döngüyü sıfırdan string'in uzunluğu kadar kurmuş oluyorum bu döngüde. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar artık tersten yazma işlemi gerçekleştireceğiz. Fakat tersten yazarken şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu baştan itibaren her karakteri alıp yazacak. Dolayısıyla biz sondan başlamamız lazım. Sondan nasıl başlayacağız arkadaşlar? Şuradaki length'i alalım ve şuraya yazalım. Tersine bir döngü yazacağız burada. Eksi 1 diyelim. Birazdan bunu açıklayacağım. Ne zamana kadar? I 0'a eşit olduğu sürece ve büyük olduğu sürece döngüyü bu sefer ne yapacağız? Eksi eksi azaltacağız. Burada neden eksi 1 yazdık? Çünkü diziler biliyorsunuz 0. indisten başlar. Dolayısıyla benim Hasan diye bir isim girdiğimi düşünün. Hasan'ın en sonundaki harf N harfi 4. indistir. Yani sıfırdan başladığı için 4 nolu indistir. Dolayısıyla buraya bir eksi 1 koyarak indisi azaltıyoruz. Bu işlemden sonra yapacağım tek şey aldığım harfleri terste yazmak olacak arkadaşlar. İsim nokta çaret i diyorum. Bu çaret komutu ise harfleri tek tek almamı sağlıyor. Döngüm tersten başladığı için, yani yukarıdan başlayıp sıfıra doğru geldiği için tersten yazma işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi denememizi yapalım. Tabii bir önceki soruda kalmış yine. Run diyelim. İsminizi giriniz diyor. Mehmet diyelim. Enter dediğimde bakın ne yaptı? Tersten ismimi yazdım. Burada printlen değil de print kullanırsak ne yapacak? Harfleri yan yana yazacak. Başka bir isim girelim. Hüseyin diyelim mesela. Bu sefer ne yaptı bakın? Tersten harfleri aldı ve tek tek yazdı. Tersine yazma işlemini gerçekleştirdi. Peki boşluk karakteri olursa ne olur? Mesela biz next line ile boşluğu da almıştık. Mehmet Yasin yazalım. Enter dediğimizde boşlukta bir karakterdir. Hiçbir farkı yok. Tam tersine ismi yazmış olduk arkadaşlar.